Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dün bir video paylaşmıştım. Videoda da bunların bir yani bu altcoin ve bitcoin ile ilgili olan geri çekilmelerin birer toparlanma evresinde olduğundan bahsetmiştim. Şu anda geri çekilmeler biraz daha aşağı bölgelere doğru gelmiş durumda. Bunları belirtirken de arkadaşlar belli korelasyon hesaplamalarımla ilgili yaptığım araştırmalar sonunda zaten bunları sizlerle paylaşmıştım. Dün neden hangi bölgelere kadar geri çekilmenin normal olabildiğinden bahsetmiştim. Şu anki hareketler bana göre hala normal seviyelerde. Ve özellikle de diğer bütün Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili verdiğim stop loss bölgeleri var. O stop loss bölgelerine çok dikkat etmeniz gerektiğini belirtmiştim. Kısa vadeli al sat yapanlar için özellikle. O stop loss bölgeleri de kullandıysanız en azından zarar etmemiş olursunuz. Çünkü o bölgelerden satıp tekrardan alt bölgelerden alma şansınız doğmuştur zaten. Şimdi ben bu bölge içerisindeki olan hareketliliğin neden bir toparlanma evresi olduğunu özellikle Bitcoin ile size anlatmak istiyorum. Yani belli korelasyon sayılarıyla ilgili. Şimdi Bitcoin belli dönemlerde evrelemeler geçirdi. Yani bu evrelemeler yani yarılanma dönemlerinden, halving dönemlerinden bahsetmek istiyorum. Şu anda önümüzde bir tane gördüğünüz gibi tablo var ve bu tablo içerisinde daha önce 2012 yılında ve 2016 yılındaki yapmış olduğu hareketlilikleri görüyorsunuz. Sadece bu tabloyu görsel olarak göstereceğim ve kendi yaptığım çalışmayı sizlerle paylaşacağım. Bu daha ayrıntılı olarak öncelikle onu belirteyim. Şimdi bu bölge içerisinde gördüğünüz gibi yani belli iki tane gördüğünüz noktalı bölgelerle sıfır noktasından başlayan yukarı doğru giden iki tane çizgi var arkadaşlar. Bu çizgi içerisinde otomatik olarak hareketlerine devam ediyor. Şu anda biz bu çizgi içerisindeki üst noktalar yani bu çizgi şu anda bu biraz eski bir tablo olduğu için tam olarak öbür çizgiyi göstermiyorum. O alt çizginin neredeyse çok yakınına gelmiş durumdayız tekrardan. Son çizgiden bahsediyorum yeşil bölgedeki. Yani bu belli bir trend bölgesi var. Yani bu 2011'den beri devam eden 2012'den sonra özellikle ve günümüze kadar devam eden bir trend içerisindeki orta hareketliliklerini gösteriyor. Şimdi ben bunu daha ayrıntılı göstermek için arkadaşlar özellikle tabloya geçmek istiyorum. Arkadaşlar şu anda 2012 dönemiyle ilgili tablo önümüzde açık. Yani özellikle 2012 dönemindeki halving döneminden önce yani yarılanma döneminden önce yapmış olduğumuz hareketlilik şu anda önümüzde. Şurada bir görmüş olduğumuz özellikle fırçamı açıp daha net anlatmak istiyorum. Yani şu bölgede kanalın içine girdikten sonra yani orada bir ay sezonunu bitirip ay sezonuna giriyor. Tekrardan bir bullish dönemine geçmeden önce belli bir konsolidasyon dönemi yaşanıyor. Ve tablomuzun genel manada yani belli kanal çizgimizin oluşması içinki dönemler geçtikten sonra bu kanal kendini belli ediyor ve bu kanal içerisindeki hareketliliklerine devam ediyor. Ve bu kanalda gördüğünüz gibi siyah noktalarla belirtmiş olduğum belli şekilde gördüğünüz zikzaklar var ve bu kanal içerisindeki bu zikzaklarına devam ediyor. Ve 2012 yarılanma dönemine geldikten sonraya kadar belli bir oranda yükselişine devam ediyor. Ve o yarılanma dönemi geçtikten sonra üst çizgiyi test ediyor ve üst çizgiyi geçtikten sonra büyük yükseliş başlıyor arkadaşlar. Ve burada özellikle benim en azından kendimin bulmuş olduğu bir rakamdan size bahsedeceğim. Bana göre çok önemli. Şurada özellikle cetvelimi açmak istiyorum arkadaşlar. Şu üst bölge yani giriş bölgesinden trendin kırılma dönemine kadar ki olan bölgeyi özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar size. Biraz yukarıdan başladım, özür dilerim. Tekrardan çizelim. Yani bu kırılmanın geldiği dönem göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şurada tam 270 bölgesi, 269 ve 270 bölgesi var. Üst çizgi yani üst çizginin ilk başlangıç noktasından sonraki dikdörtgen içerisinde belli bir yatay çizgi var. Ve orayı tamamlamak için %270'lik bir yükseliş yapıyor arkadaşlar. Bu tabii ki uzun sürelerde oluşan bir olay. Ama siz bu cetvelin tabii ki alt kısmından başlarsanız ve o bölgeye kadar tekrardan bir hareketlilik yaparsanız bu %1000'lik bir artış yapar. Ama ben sadece üst bölgesini seçmemdeki sebebi şu anda ileriki dönemlerde yapacağım 2016 ve 2019 yıllarında 2020'de beklediğimiz halving dönemleriyle ortak bağlantısını sizlerle paylaşacağım. En azından benim ilgimi çekti ve bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu dönemler yani bu bölgeler içerisinde belli yükselişler ve düşüşler yaşıyor. Ve şunu tekrardan belirtelim arkadaşlar. Mesela düşüşler yaşadığı zaman sadece toparlanma evreleri dediğimiz bölgelerde bile %48'lik düşüşler yaşanıyor. Bir sonraki dönem için tekrardan bakarsak arkadaşlar bu toparlamanın %38'lik belli oranlarda düşüşler yaşanıyor. Ve o oranlarda da yükselişler var arkadaşlar. Yani bunlar gerçekten önemli düşüşler ve yükselişler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bu yaşanan, bu anlatmak istediğim şey şu. Belli bir kanal içerisinde
uzun ve orta vadede ulaşan kanallardaki belli hareketlerin şu anda işte oldu bittiği telaşa girmenize gerek yok derken anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli eğer olayı incelerseniz en azından telaş yapmanıza ve korkmanıza gerek kalmaz. Önemli olan şuradaki mesela o dönem içerisinde şurada göstermiş olduğumuz kırmızı çizgi var. Bu aşağı kırılmadığı sürece o dönem için söylüyorum. Bir tehlike söz konusu değilmiş. Zaten o dönemde o 3 defa 4 defa test edilmiş ve kırılmamış, tekrardan yönünü yukarı çevirmiş ve yükselmiş arkadaşlar Bitcoin. Şimdi buradan ilk halving dönemini size gösterdim. Şimdi ikinci halving dönemine geçmek istiyorum. Özellikle 2016 böyle yılına kadar ki. Biraz daha geri çekelim. Burada da hareketlilikler aynı noktada arkadaşlar. Belli yükselişler yaşanıyor. Belli yükselişlerden sonra ay döneminin tam bitme dönemine gelince orada toparlanma dönemlerini yaşadıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi fırçayla göstereyim. Şu bölge içerisinde bir giriş yapıyor. Ve o giriş yaptıktan sonra belli bir kanal içerisine giriyor ve devam ediyor tekrardan. Bu ikinci halving döneminden önceki dönemden bahsediyorum arkadaşlar. Ve burada özellikle belirtmek istediğim bir olay daha var. Biraz sonra 2019'u belirtirken de belirteceğiz. Burada 50 ve 100 günlük aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamalar var. Burada gördüğünüz gibi Dead Crash var. Burada da arkadaşlar Golden Cross var. Yani burada tam anlamıyla bir düşüşün olabileceğini ve Golden Cross geldikten sonra da hiç değişmeden yükseliş sınırsız bir şekilde devam ediyor arkadaşlar 2016'da da. Burada tekrardan belirtmek istediğim en büyük özelliklerden birisi şu anda tekrardan cetvelimi açtım arkadaşlar. Bunu biraz daha küçülterek daha net gösterebilirim. Şimdi cetvelimizin üst bölgesinden diğer bölgedeki kırılım noktasına kadar hesapladığımız zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi tekrardan 260-270 bölgesini görüyoruz. Yani bunun tesadüf olması bence mümkün değil. Bunu gerçekten görmek çok önemli. Ve bu bölgeler içerisinde tekrardan o bölge yani 269 %269'luk üst bölgeler üzerinde tekrardan dönüyor. Yani üst tren çizgisindeki bölgelerde %269'luk büyük yükselişi yaptıktan sonra zaten olay kopmaya başlıyor ve çok büyük yükseliş yani kırılma o dönem geliyor. O dönemler arasında belli bir konsolidasyon yaşıyor. Tekrardan şöyle belirteyim isterseniz arkadaşlar. Yani şu alt bölgelerden hesaplarsanız yukarıya doğru yükseliş burada %216, %18, 400'ler, %500'ler değişebiliyor. Ama benim özellikle vurgulamak istediğim 2012'de de aynı hareketliliği görüyoruz. %269'da %270'lik bir dalga içerisinde üst tren çizgisi doğrultusunda yükseliş tamamlandıktan sonra olay kopmaya başlıyor. Bu gerçekten çok önemli. En azından benim büyük ilgimi çekti. Ve burada da gördüğünüz gibi belli bir şekilde burada Dead Cross'tan sonra alt tarafta Golden Cross geliyor. 50 günlük ve 100 günlük ortalamalar tekrardan birbirini kırıp tekrardan bir yükseliş trendinin özellikle Halving döneminden içerisinde yani o trendin içerisinde ve dışında tekrardan bu Halving döneminden önce bunu yapıyor. Bu gerçekten çok önemli. 2012 yılındaki hareketli ortalamalar onu göstermediği için orayla ilgili şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Ama burada da gördüğünüz gibi kanal içerisinde hareketliliğine devam ediyor. Bu kanal içerisinde belli oranda düşüşler, belli oranda geri çekilmeler yaşanıyor. Mesela şurada tam kanalın alt çizgisini test ederken arkadaşlar şurada özellikle de fırçamı tekrardan açayım isterseniz. Şu bölgede bir iğneleme olayı var. Arkadaşlar orada yaklaşık %20'lik, %20'lik bir geri çekilmeden sonra sadece bir hafta içerisinde hemen kendini toparlayıp o bir günlük bir hareket bu arada o bölgeyi incelerseniz siz ekstradan günlük bazda ve tekrardan kendini belli bir konsolidasyon dönemi yaşayıp geri çekiyor. Ve bundan önce de biraz önceki bölgede de vardı. Şu görmüş olduğumuz çizgiler var arkadaşlar. Bakın bu birinci tekrardan şöyle göstereyim. Birinci yükseliş dalgaları içerisinde olmuş olan şu çizgiler. O birinci yükseliş dalgasını çizdikten sonra belli paralelde bu çizgileri çektikten sonra fiyat tekrardan o bölgeye gelip tekrardan yukarı doğru atıyor. Ve ikincisinde de tekrardan aynı şey. Zaten bu yükselen bizim belli kanal formasyonlarımızda ben bunlara basamak formasyonu da diyorum aynı zamanda arkadaşlar. Bunu kendim söylüyorum. Daha önce bunlarla ilgili bir şey varsa da bilmiyorum. Bunu açık ve net söyleyeyim. O bölgeler içerisinde tekrardan gelip kendini gösterip tekrardan üst bölgelere doğru kendini atmaya başlar. Şimdi buradan bunları size anlattıktan sonra şu anki içinde bulunduğumuz döneme geçelim arkadaşlar. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde de gördüğünüz gibi şurada tekrardan fırçayı açayım. Şurada bizim bana göre bullish marketin son bulduğu yani ay sezonunun bitip tekrardan bullish marketin başladığı ki ben bundan önce yaklaşık 6 veya 7 video önce bir tane video paylaşmıştım. Orada 6K'lara kadar yani 7K'ların üzerindeki 8K'lar döneminde halen boğa sezonunun bitmediğini size söylemiştim. Bunu söylerken de zaten bunları önceden hesaplayıp sizlere sunduğumu söylemiştim.
Şimdi burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu trend çizgimiz artık kesinleştikten sonra, özellikle de Helving döneminden önce, yine gördüğümüz gibi aynı hareketlilik söz konusu. Ve bu hareketlilik içerisinde tekrardan belli periyotlar halinde yükseliş dalgaları ve düşüş dalgaları yaşanmakta. Ve bizim buradaki en önemli direnç bölgemiz şu görmüş olduğumuz kırmızı çizgi arkadaşlar. Bu aşağı kırılmadığı sürece, yani 2012'den 2019-2020'ye kadar olan ki dönemden bahsediyoruz. Yaklaşık 8 yıldır var olan bir trendden bahsediyoruz. Bu trendin kırılabilmesi için arkadaşlar, bu trend çizgisinin en azından bu yarılanma döneminden önce aşağı doğru kırılması gerekir. Eğer aşağı doğru kırılırsa bugünkü bütün korelasyonları değişip, yani çöpe atmamız gerekir ve başka hesaplamalar yapmamız gerekir. Ve şu anda benim özellikle bunları size anlatmamdaki en büyük sebep, benim bunun bir toparlanma olduğunu söylememdeki en büyük sebepler şu anda görmüş ve hesaplamış olduğum bu hareketliliklerden kaynaklanıyor. Ve bence bunlar önemli noktalar. Ben daha önce size bundan önceki dönemde 8187'nin benim için çok altın bir paride, altın bir fiyat olduğunu söylemiştim. O bölgeden sonra yükseliş zaten yukarı doğru tekrardan kopmaya başladı ve 3000 dolarlık neredeyse, yani 2000 dolarların üzerinde bir yükseliş gelmişti. 3000 dolarlara yakın, %40'lara yakın bir yükseliş gelmişti. Şu anda bizim için altın noktada arkadaşlar, tekrardan şöyle belirteyim. Hatta bunu bir yatay ışınla belirtelim arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli çünkü. Ve verdiğim rakamları bence kesinlikle kayda alın ve bence bunlar çok önemli noktalar. Size gerçekten faydalar olacaktır. Bunu da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şu anda benim için altın nokta dediğim 8524. 8450 ile 8524'ün altında haftalık bazda, bakın tekrar söylüyorum, haftalık bazda kapanış gelmediği sürece bu trendin kırılması mümkün değil arkadaşlar. Bakın, haftalık bazda bu dediğim sayının altında kapanış gelmediği sürece bu trendi kıramazsınız. Bu trend kırılmaz. Tekrardan belirteyim. Şu an için gördüğümüz gibi zaten belli bir çekilme söz konusu ve bu belli çekilmeden sonra da tekrardan toparlanma evresi gelecektir. Şurada kırmızı çizgiyle özellikle mesela birinci düşüş dalgasından sonraki çektiğimiz paralel çizgi 12.228 dolar civarlarını gösteriyor. Bu belli bir yükseliş yaşayacaktır ve bu yükseliş yaşadıktan sonra tekrardan 12.800'e gelip o 12.800'den sonra tekrardan belli bir yükseliş dalgasına geçecektir. Peki bizim daha önce üst çizgiyle belirtmiş olduğumuz şu trend çizgisini biraz daha yukarı doğru çekelim arkadaşlar. Bizim üst çizgiyle belirtmiş olduğumuz bölgeye gelene kadar en azından bu trendin yüzde üst çizgilerin 269 bölgelerinin kırılabilmesi için geleceği tarihi hesaplayabiliriz en azından. Çünkü geçmişe dair korelasyonlarla arkadaşlar, tabii ki tek başımıza yapabildiğimiz bir şey değil bu. Onların ortaklaşa yaptığımız şeylerle. 269.22 arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi bu tam olarak neye denk geliyor arkadaşlar? 23.579 dolara ve tarih olarak da arkadaşlar şurada 30 Kasım 2020'yi gösteriyor. Özür dilerim, şöyle göstereyim. Evet, 30 Kasım ve 7 Aralık 2020 tarihini gösteriyor. Yani 7 Aralık 2020 tarihinde eğer bu trend kırılmazsa, o tarihte biz Bitcoin arkadaşlar 23.500 dolarlarda çok rahat görebiliriz. Ve o bölgeyi gördükten sonra Bitcoin'de çok büyük patlama yaşanacaktır. Ve ondan önce de benim size söylemiş olduğum 16.000 dolar bandı var Bitcoin'de. 16.000 dolar bandını da zaten gördükten sonra özellikle Bitcoin, o da zaten şu bölgelerden geçmekte, yarlanma dönemlerinden hemen önce. Eğer o bölgeleri de görürseniz bu artık en azından o dediğim bölgelere erişimin daha da hızlanabileceğini gösterir. Çünkü benim için o an için benim için altın değerinde olan, yani altın puan değerinde olan sayı da 16.000 dolar civarı. Şu an için özellikle düşüş, yani alt trend için tekrardan söylüyorum, 8.524 çok önemli bir sayı. 8.524'ün altında 8.450 gerçekten çok önemli bir sayı. Bunlar haftalık bazda aşağı kırılmadığı sürece arkadaşlar, bu trendin bozulacağından kesinlikle bahsedemeyiz. Bunu tekrardan belirtiyorum. Bu trendin kırılabilmesi için en azından onlarda bir kırılım yaşanması gerekiyor. Bugüne kadar paylaştığım videolar içerisinde de zaten sizlerle bir şeyler paylaşırken bu doğrultuda, yani ben size hep şunu söylemiştim. Ben birçok şeyi araştırırım. Bu araştırmaları yaptıktan sonra sizlerle paylaşırım. Ve yaptığım işte Bitcoin ile ilgili araştırmalardan birisi de zaten buydu. Bu basit olanlarından biri. Daha gelişmişlerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve burada tekrardan şunu da gösterelim arkadaşlar. Daha önceki hareketlerde olduğu gibi burada dead cross gelmiş. Gördüğünüz gibi 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama birbirini kesmiş. Ve şurada gördüğünüz gibi tekrardan golden cross gelmek üzere. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Ve eğer bu doğrultuda devam ederse diğer altcoin'ler için de korkmanıza gerek yok. Bitcoin için de korkmanıza gerek yok. Sadece bir konsolidasyon dönemi yaşıyoruz ve tekrardan yükseliş gelecektir arkadaşlar.
Eğer videolarım size faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen abone olun, paylaşın. En azından bu bilgileri başkaları da görebilsin arkadaşlar. Ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.